Değerli basın mensupları, basın toplantımıza hoş geldiniz. Hocamızdan genel bir değerlendirme rica edelim. Sonrasında soru cevap kısmına geçebiliriz. Buyurun evet, hocam. Evet, sezonun ilk maçını yaptık. Deplasmanda yedik. İlk golümüzü attık. İlk galibiyetimizi aldık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuna kazanma anlayışıyla çıktık ama başlangıç oyunumuzda hızlı tempolu oynamayınca, rakip de dirençli ve savunma anlayışında oynayınca yavaş oyunumuz rakibin de işine geldi. Biraz zaman kaybederek oyunu ilk yarıyı bitirdik. Birkaç tane cılız hatamız vardı ama ikinci yarı yeteri kadar pozisyon bulduk. Daha hareketliydik. Daha çok istedik. Kazanmak için çok istemek gerekiyor. Doğru oynamak gerekiyor. Hızlı, tempolu. Bu bizde var ama bugün için özellikle ilk yarı olumsuz ama tamamen olumsuz diyemiyorum. Çünkü müsabakaya bakarsak hep beraber görürüz ki kazanmak için yeteri kadar pozisyon vardı. Ama bunları daha fazla yapabiliriz. Daha dikkatli olabilir. Onlara çalışacağız. Golün geç gelmesi de biraz bizi gerdi. Bu dönemde kayıpsız gitmemiz gerekiyor ama ilk maç için çok iyi. İkinci maç sahamızda Pendik'te oynayacağız. İlk maçı aynı zamanda Perşembe günü Nefçi Bakü ile konferanslık revanşı oynayacağız. İki maç kendi sahamızda taraftarla yeniden buluşup iki maçı da güzel oyunla keyif alır bir futbol haline getirip umarım ki coşkulu güzel bir oyun olur. Bu da moralimizi, güvenimizi biraz daha artırır. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bugün müsabaka yaptık. Dolayısıyla müsabakayla ilgili bir değerlendirme yapmamda yarar var. Transferlerle ilgili gelenler, gelecek olanlar, şimdi gelenler, onlarla şu anda bir muhakeme yapmak doğru değil. Gelenler de idmana çıkıp eksik olabiliyor. Sıkıntılı olabiliyor. Bunları göreceğiz. Sonra değerlendireceğiz. Şimdi peşin fikrimde hüküm söylemek istemiyorum. Yarın ben de sizin gibi duydum. Hem Bahtiyar için hem Çemberli'nin için. Ama daha beraber olmadık. Hiçbir araya gelmedik. Gelmeden de size bir şey söylemem doğru değil. Bu konularla ilgili bilgi almak istiyorsanız yönetimden veya başkanından alırsınız. Zemin güzeldi ama ambiyans güzel değildi. Genelde de burada sıkıntı yaşıyor. Geçen sene iyi bir çıkış yaptıktan sonra 4 veya 5. maçta burada beraber kaldık. Şimdi ise kazandık. O bakımdan dediğinize katılıyorum. İşte rüzgar fazla yoktu ama bunlara alışacağız. Yani hakeme, rakibe, sahaya, havaya, seyirciye bunlara uyum sağlayacağız. O bakımdan da kazanmak güzel. Şartlar ne olursa olsun iyi oynamak durumundayız. Ama seyircinin gelip gelmemesiyle ilgili biraz da fiyatlarla ilgili zannediyorum. Çünkü çok konuşuldu. 750 lira mı 1000 lira mı ne dediler. Öyle olunca da taraftar aslında her alanda bu protestoyu yapmakta fayda var. Yani fiyatların pahalı olduğu yerde o zaman almayarak en güzel protestoyu yaparsınız. Bizim sahamızda da seyircimizin de bazen tepkileri oldu. Bilmiyorum tabii fiyatlara kulüpler karar veriyorlar. Ama seyircinin olmaması üzüntü verici. Şimdi tabii federasyonlar ülke futbolları için bazı kararlar alabilir. Dünyanın birçok yönünde bunu görüyoruz. Bazıları da hiç almıyorlar. Profesyonel kulüp diye gidiyor. Neresinden bakarsan tartışmaya açık. Ben de o tartışmayı fazla büyütmek istemiyorum. Ama şunu söyleyelim. Bizim için de Adana Demirspor için de playoff maçının olduğu dönemlerde müsabakalar yapacağız. Sıcakların da olduğu bir dönem olduğu için zaten bugün de mesela ilk yarıda takımda bir ağırlık var sanki hissediyorum onu. Yani böyle bir gidemeyecek hali vardı. Bunun sebebini anlayamadım ama sonra biraz daha düzeldi. Bu olabilir, buna katılıyorum. Ha, bunları biz konuşmayız, siz medya olarak değerlendirirsiniz. Biz federasyonun aldığı karara uymak durumundayız ama doğrusu ne olduğunu söylersem o zaman ortalık karışıyor, yanlış anlıyorlar beni. Ben de susmayı tercih ediyorum şu anda. Yönetimler, federasyonlar, Türk futbolu için kararlar alırlar. Biz de uyarız. Ya değişikliklerin oyun hızlanması yoktu. Düşünce değişikliği vardı oyuncularda. Yani bizim orta sahamızda Amir, Salih, Getson şu anda form düzeyi olarak önündeler. Hücuma varyasyon olarak baktığın zaman ya bunlardan birini değişip ofansif olarak forvetten birini oynatmamız gerekiyor. Bu da muhtemelen iki orta sahaya dönebilirsin ki bazen döndük de. Ama bu oyuncular da ikinci yarı iyi oynadılar. Zaten söyledim ikinci yarı başında. Eğer bu tempoyla oynayacaksanız değişiklik yapacağım. Yoksa şimdi değiştireceğim. O gayet iyiydi. Yani mesela zaten sahanın yıldızı golü attığı için söylemiyorum. Getson'du. Yani isim olarak pek kullanmam. Ama Amir de Salih de bizim için önemli. Onları geçebilecek yeni oyuncu olduğu zaman zaten onu da değerlendiririz. İhtiyacı olduğu zaman. Aynı şey forvet için de geçerli. Hücumda mesela Onur her an pozisyon ürettiği için dışarı almadım. Çünkü bek oynamasına rağmen hücumda en çok pozisyon üreten, pas yapabilen, etkili bir ataklar yaptı. Mulaka şanssız dönemi. En çok pozisyona o girdi.
ama atamadı. Bunu yani yok sayamayız. Bazen basiret bağlanır. O yüzden değişiklik eldeki oyuncuların durumuna göre bakılarak ve eldeki girecek olan oyuncuların da ne vereceğine bakarak yaparız. Cenk vardı zaten Cuma dönük bir oyuncumuzda. Onu da risk etmek istemedim. Ha yani bu sezon başı ile şöyle, bunu hep hocaların hepsi de söylüyor. Sezon başlarında oyuncuların performansları çalışmaya bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Bizim mesela 1 Temmuz'da başlayıp bugüne kadar takımda çalışıp oynayan oyuncular var. Buradan da bir takım yaptık. Bu oyun fiziksel olarak, performans olarak kullanılırken aynı zamanda taktik anlayışında uyum olarak kullanmak gerekir. Ha bir de katılan oyuncuların yetenekleri ve becerileri, fiziksel değerleri katkı yapması gerekiyor. Bunu görürsek daha değerlendiririz. Onun için duruma göre değişiyor. Yani o yüzden oyuncuların performansında eldeki oyuncuların iyi ise netice artı olabilir. Ama rakip de size direnecek. Yani hiçbir maç peşin hükümde kazanılmaz. Yani maçtan önce kazanılmaz. Maçtan önce hazırlanır ama maç içerisinde neyse ortaya koyulabilir. Rakip de size dirençli oynuyor. Bugün de Karagümrük nasıl kapatırım diye oynuyor. Bunu da iyi yaptı. İyi yapmaya çalıştı. Diğer rakipler de yapacak. Biz de çözümler üreteceğiz. Bu her takım için geçerli. Yani işte 4 büyükler, 5 büyükler, takımları büyük doğru atletmek de çok doğru değil ama geçmişlerine baktığımız zaman tarihi takımlar, transferler bunlar favori olmayı ön plana tutabilir ama sahada oynanan oyundur önemli olan. Bu oyunu ortaya koyduğunuz zaman maç kazanırsınız. Rakipleri de küçümsememek lazım. Bazen zorluk olur, bazen sürpriz sonuçlar alır. Rakip bir çıkar, bir şut atar, bir gol atar. Siz 10 tane pozisyon atamayabilirsiniz. Bunlar yaşanacak lig bir maraton. Bizim de şu anda oynayan oyuncudan demin de soru soruldu. Bu oyuncular hep devam etmeyeceğiz tabii. Edemeyiz de zaten. Zaman içerisinde değişiklik olacaktır. Katılanın iyi olması gerekiyor ama o farklı skorlar bazen çok kolay gelebilir. Çünkü size rakip konsantre olurken mesela Pendik bu hafta farklı geldi. Aynı Pendik bizde olmayacak bize karşı. Mümkün değil. Çünkü oradaki oyun farklı, buradaki oyun farklı olacak. Ha gol atarsınız, oyun değişebilir. Bunları hep göreceğiz. Onun için sonuçları kim ne aldı diğerleriyle bir değerlendirme yapmıyorum ama bugün de kazanmayı hak ettik. Ama daha fazla pozisyon üreten, daha fazla kolay gol atabilen takım olmayı istiyoruz. Bunun için de uğraşacağız, çalışacağız. Başka yolumuz yok. Diğeriyle ilgili transferle ilgili konuşmak doğru değil. Sadece sözümle ilgili konuşuyorum. Benim söylediğimde bir yanlışlık yok. Onu da söylediğimde. Sizi özledim. Gel, o zaman gel dedim. Zaten istek var ama istekler başka, gerçekler başka. Orada ben demişim işte bu medyanın renkli renksiz medyası diyorlar. Bilmiyorum kim renkli hangisi renksiz hangi medya sizde onu bilmiyorum da siz daha iyi bilirsiniz. Benim bir yalanım yok. Onun da bir yalanı yok. Zaten bizimkiler de onlara başvurdular. Benim bildiğim, sadece bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Onlar da vermeyi düşünmüyor. Zaten Talisca'da şu anda gelemeyeceği için bunu söylüyor. Ama yarın ne olur bilmiyoruz ki. Kimin geleceği, kimin gideceği, ne bileyim. Benim bileceğim konu değil. Onun için yönetimlere sorun dedim. Ben o zaman açıklamak durumunda kaldım. Çünkü orada tartışmalar hep bunu söylüyorum. Yani başkan, hoca, oyuncular üzerinde bizi tartışmaya getirmek isteyen bir camia var. Camialar var diyelim. Biz ona adet olmayalım diyelim. Çünkü biz bir görev yapıyoruz. Başkanıyla, yönetimiyle, oyuncusuyla, hocasıyla beraber yapıyoruz. Biz yapmadık için çok eleştiriyoruz. Yapanlar Türkiye'nin parasını dışarı gönderiyor. Şimdi onu da öyle başlık atmayın. Onlara da saygı duyuyorum. Bu dövizin bu kadar arttığı bir dönemde harcanan parayı hiç sormuyorsunuz da. Bir de size daha önce söyledim. Sen hepsini dolaşıyorsun. Bir de milli takımla beraber. Türk parasını biz böyle mi koruyoruz? Yani Türk oyuncularına para vermeyerek Türk parasını korumuş oluyor. Hayırlı olsun. Başka? Var mı? Son bir soru var hocam galiba. Teşekkür ederim. Fazla özgüven, güvensizlik hepsi zararlı ama bizim oyuncuların öyle bir sorunu yok. Hataları var, doğrudur. Onu da konuşacağız, tartışacağız. Semih de iyi bir oyuncu. Ante Rebiç de iyi bir oyuncu. Ama hataları da yaptılar. Yani mesela ben geçen maç koyduğumda Semih daha olumsuzdu ama buna rağmen inandığım için bugün koydum. Ve kritik bir dönemde koydum onu. O da çalıştı, gayretli, iyi niyetliydi. Ante Rebiç de yaptı ama bizim tanıdığımız Ante Rebiç bundan daha iyi oyuncu. Onu da bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ederiz. Hoşçakalın.